Şimdi seninle beraber Tonguç evladım ve mevsimler, iklim konusunda bulut nasıl oluşuyor bakacağız. Rüzgarlar neydi? Yatay yönlü havanın böyle... Aynen, çıkar bakayım. Evet, yine görebiliyor musun? İşte bu, işte bu hortumun nasıl oluştuğu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç'la beraber sizinle yağmur nasıl oluşuyor? Bu bulutlar, aslında bu pamuklar bulut gibi. Bunlar pamuk mu hocam? Aynen, pamuk bunlar. Şimdi pamukları böyle lime lime yaptık. Böyle küçük küçük parçalara ayırdık. Aynı zamanda bir kavanozumuz var. Bir plastik bardağımız var. Bir boyalı suyumuz var. Bir de raftiyemiz var. Boyalı su ne demek hocam? Boyalı su, hani yağmuru böyle mavi gibi böyle yağdıracağız. Gözüksün diye yapacağız. Şimdi Tonguç abi, seninle beraber bu plastik bardağın altını böyle böyle deleceğiz. Tamam, böyle böyle deldikten sonra aslında yağmurdan... Süzgeç gibi olacak. Aynen, süzgeç gibi olacak. Sonrasında bu plastik bardağı hemen buraya koyuyoruz. Sonra sanki bulutları şey yapabilmek için, örnekleyebilmek için bu pamukları bu plastik bardağın pamuk tıkıyoruz doldurur. Bardağı. Aynen öyle. Sonrasında Tonguç evladım benim, senle sanki bu pamuklar gibi düşün. Havanın nem tutma kapasitesi gibi düşünebilirsin. Sonra bu boyalı suyu da bu plastik bardağın üstüne akıtıyoruz Tonguç evladım seninle beraber ve aslında şu anda bulut oluşturduk. Bak şimdi biraz sonra bu hocam harika olmuş bu ya. Bulutlar suya doyduktan sonra, bak hala doymadı, hala aşağı bir şey akmıyor. Suya doyduktan sonra ne olacak biliyor musun? Artık yağmur yağmaya başlayacak. Çiselemeye başladı hocam. Ama suya doymadan önce, yani neme doymadan önce yağmur, bak yavaş yavaş görüyor musun nasıl yağmıyor? Pıt pıt. Hani böyle aptal ısıtan diye bir şey var ya, işte bu şu anda aptal ısıtan yiyor. Ama daha fazla nem olursa, daha fazla şey olursa artık gerçekten de yağmur yağmıyor. Şiddetli yağmurlar ve şimdi artık çok fazla su var ve artık şiddetli bir sağanak yağışla karşı karşıyayız. Ama su bittikten sonra, yani nem bittikten sonra havada artık belli bir seviyeden sonra artık yağmur yağmayacak. Tonguç, umarım yağmurun nasıl yağdığını net bir şekilde anlamıştın. Islak pamukla anladım hocam. Aynen, ıslak pamuk aslında bir yağmur gibi. Havada o yüzden bir sürü ıslak pamuk dolaşıyor. Hatta çok güzel şekilleri de oluyor bazen, biliyorsun, görüyorsun. Hocam zaten bulutlar. Bak, yağmur azalmaya başladı çünkü nemi azaldı. Nem azalınca aslında artık yeryüzüne indi. Sonrasında güneş sayesinde tekrar ne olacak Tonguç evladım? Bu su buharlaşacak ve yukarı çıkacak. Bu pamuklarla karşılaşacak ve pamuklar tekrar suya doyacak. Tekrar suya doyduktan sonra... Döngü. İşte döngü diyorsun ama ondan sonra da ağaçlar oluşuyor, meyveler yiyoruz, çok güzel bir şekilde besleniyoruz, şey yapıyoruz, büyüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bu yağmur dediğimiz mekanizmanın yağmasıyla bağlantılı diyoruz. O zaman bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. İklim konusunda çok güzel bir deneyle aslında sana yağmurun nasıl yağdığını... Elinize sağlık hocam. Şimdi seninle beraber Tonguç evladım ve mevsimler, iklim konusunda bulut nasıl oluşuyor ona bakacağız. Nasıl yani? Eren, bulut nasıl oluşuyor biliyor musun? İlk başta şöyle bir şey var. Yerde bir sürü su var değil mi? Hocam bunlar ne, önce onları tanıtın hocam. İlk başta malzemelerimiz bir kettle. Saçımızı mı tarayacağız anlamadım hocam. Kettle'da bir sıcak suyumuz var, böyle kaynattık suyumuzu. Sonra buzumuz var. Sonra saç spreyimiz var. Bir kavanozumuz, bir de çay altlığı var. Sen de evde bu deneyi yapabilirsin zaten. Ama dikkatli olmasın tabii ki. Deney önlüğünü falan filan gözünü girmeyesin. Şimdi yapacağımız şey aslında şu. Bulut nasıl oluşuyor? Bulut şöyle oluşuyor. Yeryüzündeki sular buradaki güneşin etkisiyle ve sıcak su kaynakları sayesinde böyle ısınıyor. Bu zaten buharı da sen görüyorsun. Sular ısınıyor hocam. Aynen, sular ısındı. Suyun ısındı da gerçekten Tonguç. Sonra bu sular aslında yukarı doğru çıkıyor. Bu suyun yukarı doğru çıkarken karşısına yukarıda hava sıcaklığı daha düşüktür Tonguç. Mesela dağın tepesine çıkarsın falan. Aynen, buz gibi hocam. Aynen, buz gibidir. O buzu da alayım hemen. O buzu da kullanalım. Çünkü önemli, az buzumuz var. Evet, geldi arkadaşımız buzlar. Teşekkür ederim arkadaşım. Bu buz aslında yukarıdaki havanın ne kadar soğuk olduğunu sen biliyorsun. Yukarısı soğuk, aşağısı sıcak. Aynen, güneş de yerdeki suyu ısıttı. Şimdi sonrasında bak, dikkat ettin mi Tonguç? Burada içeride bir su buharı birikmeye başladı. İşte bunlar bulutlar aslında. Bulut oluşumunu buradan net bir şekilde zaten gözlemleyebiliyoruz. Ama daha iyi gözlemleyebilirim ve gerçekten bulutun o yoğun kısmını tam gözlemleyelim diye saç spreyi kullanacağız. Yukarıdan saç spreyi mi sıkıyorlar hocam? Hayır, şöyle, saç spreyi itici gazlar olduğu için bu itici gazlar da aslında buluttaki şeylerin, gazların daha görünür hale gelmesini sağlayacak. Zaten hali hazırda bir bulut oluştu. Yani bariz... Ama daha da gözükebilmesi için şöyle içine bir saç spreyi sıkıyorum. Ve gerçekten de, hatta şöyle yapalım Tonguç evladım benim. Hocam saç spreyinizi boşuna bitirmeyin. Lazım evet, olur hocam. Saç spreyi sıkıyoruz. Evet, gerçekten çok sıktık galiba. Birazcık fazla olmaya başladı. Ama birazdan şimdi sıcak suyun etkisiyle bu olacak gibi düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş bulut oluşumunu gözlemlemeye başladık. Bu su, bu buharlaşmanın sis oluştu önce hocam. Etkisiyle, evet, buharlaşmanın etkisiyle. Buz, hatta şuradan da yağmurun nasıl oluştuğunu gözlemleyebilirsin Tonguç evladım benim. Dikkat etsen bunun altında bak ne oluşmaya başladı? Sular oluşmaya başladı. Bak hocam, büyücülerin şeyi gibi oldu. Bulut da gerçekten de
Harry Potter'ın sihirli dünyasındaki gibi gerçekten oluşmaya başladı. Hatta yağmur tanecikleri de buradan görebilirsin. Böyle alttan akıyorlar, görüyorsun Tomuş Erdoğan'ı. İşte hem bulut oluşumunu hem yağmurun oluşumunu tek bir deneyde aslında gözlemlemiş olduk. Ve bu sayede sıcak suyun nasıl yukarı doğru çıkıp soğuk havayla karşılaşıp sonra nasıl bulutu oluşturduğunu, işte bu bulut gibi olan bu buharı da zaten hocam şimdi daha iyi anladım. Gerçekten aynen öyle. Daha iyi anladım. Sonrasında bu yağmurun da nasıl oluştuğunu aslında tek bir deneyde mükemmel bir şekilde sıcak anlamış olduk. Sıcak su, havlu ve saç spreyi yeterli. Evet, bravo diyorum sana. Bugün Tonguç'la beraber size... Yeni bir işsizlik yapacağız. Hayır, yeni bir işsizlik olmuyor. Deney yapacağız. Ne yapacağız? Bu deneyimizde hortumun nasıl oluştuğunu yapacağız. Hortum biliyorsun, mu? Tonguç abi, hortum dediğim şey aslında normalde rüzgarlar neydi? Yatay yönlü havanın böyle aynen, sen çıkar bakayım. Bu yatay yönlü hava hareketi. Hortumsa böyle dönen hava hareketi. Ha, ben normal bahçe hortumu anladım. Yani kendi ekseni etrafına dönen hava hareketine biz hortum diyoruz. Ama bunu suyla daha net bir şekilde görebileceğimiz için hortumu yakalamak hocam, çok zor. Hocam eğer bugün burada hortum yaparsanız gerçekten bundan sonra derslerimi çok çalışacağım. Evet, yapacağımız malzemeler şu. 2 litrelik pet şişelerimizi aldık. Çünkü fazla suya ihtiyacımız olduğu için. Bir tanesi boş, bir tanesi dolu. Ve aynı zamanda birkaç tane de bant aldık. Böyle bunları birbirine ağızlarından bağlayacağız. Ve ağızlarından bağladıktan sonra hortum nasıl oluştu onu göreceğiz beraber, seninle beraber. Şimdi ilk başta bunları birbirinden ağızlarına bağlayalım bakalım. Bağlayalım hocam. Evet, şimdi beraber bu şişeleri birbirine bantlayacağız. Aslında hortum deneyimizin en önemli kısımlarından bir tanesi bunları ucuca birbirine bantlamak. Bantlamayı da şöyle yapacağız. Hocam nasıl bantlayacaksınız? Aynen, imkansız. Bantlamayı şöyle yapacağız Tomuş Erdoğan Bey. Böyle bandımızı keseceğiz. İlk aşağı. O bant yırtılmaz, evet, hocam, makas. Bandımızı mi kestik. Sonra ilk başta bir kademe bantlamaya çalışacağız böyle. Hemen şöyle yapalım. Evet, birbirine çok sıkı sıkı bağlamamız gerekiyor. Çünkü su akacak arasında. Aa, ve suyun, dökülür hocam, her yer pis olur. Aynen, suyun dışarıya taşmaması gerekiyor. O yüzden elektrik bandı kullanıyoruz Tomuş evladım benim. Kum saati gibi. Elektrik bandı da bu işi gerçekten de çok iyi bir şekilde yapacak. Çünkü hani birazcık su geçirmeme özelliği de var. Çünkü elektriğe su bulaşırsa çarpılırız. Aynen öyle. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Bunu çok sıkı bir asla şekilde... Asla elektrik direklerine işememeliyiz. Hayır, ne diyorsun, saçmalama, çarpılırız Allah. Çarpılırız hocam. Evet, şimdi çok güzel bir şekilde bantladıktan sonra bu banta ihtiyacımız kalmadı. Gerçekten sağlam bir bant oldu. Şimdi senle hazır mısın Tonguç Erdoğan? Hazırım gerçekten hocam. Mükemmel bir deneye ilk kum saati atıyoruz. Deneyi. Kum saati deneyi gibi düşünebilirsin tabii ki. Evet, ilk adımımızı atıyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı. Bak Tonguç'um. Evet, evet. Evet, girdiğimi görebiliyor musun? İşte bu, işte bu hortumun nasıl oluştuğu. Havada da aynı şekilde hortum oluşuyor. Hocam bir fazla... daha yapın, bir daha tersini aynen, bir daha yapın. Bir daha yapın. Tamam, bir daha yapıyorum. Çok hocam, doğru mantıklı. Hocam 5 kere yapın yani. Yeter. Evet, bir kere daha yapıyorum. Tabii bandımız zayıflamaya başladı. Onu böyle bir yapınca zaten... Aa. Bak görüyor musun? Hem bak şu basınç farkından dolayı böyle birazcık da sallamak basınç gerekiyor. Basınç farkı fazla olursa hortum olur. Heh, işte burada hortumun nasıl oluştuğunu hiçbir şekilde... Her tarafın ıslandı, yapacak bir şey yok. Bilim için her şey feda olsun diyoruz. Hocam ve havlu getireyim size. Evet, bir kere daha yapmak istiyorum senin için. Artık İstiyor, bandımızın, evet, bandımızın gittiğini söyleyebilirim. Parti ortamı çılgın. Artık evet, her taraf gerçekten de rezil rüsva oldu ama yapacak bir şey yok. Bilim için her şeyi yapıyoruz değil mi Tonguç Erdoğan? Aynen hocam. Bak görebiliyorsun nasıl hortum oluştuğunu. Gerçekten büyük hocam, bir tornado hocam gerçekten çok oluşturdu. Güzel duruyor ama ya. Evet inşallah. Aslında güzel böyle, bir oyun hocam bu. Ülkemizde çok fazla hortum oluyor, onu da söylemek istiyorum. Çünkü ülkemiz böyle hani okyanus gibi şeylerin etrafında değil, tek bir parça ülkemiz değil. Ülkemiz cennet. Ülkemiz cennet gibi gerçekten. Çok şeytan kulesi dediğimiz daha küçük hortumlar oluşuyor bazen ülkemizde. Minik hortum. Hani minik hortumlar ama hani hocam, Amerika gibi yerlerde özellikle çok ciddi ben evde, hortumlar. Hocam bunları oluyor. Atmayın, bana verin, ben evde oynarım. Evet, ama bak her taraf ıslandı, dolayısıyla artık deneyimizi kapatıyoruz. Elektrikli aletlere neredeyse su gelecek. Hadi bakalım, şimdiden başarılar. Thank you.